farkında değildim. Bu kıza doktor lazım. Yok yok, o kadar büyütülecek bir şey yok. Ben onu biraz nazlı büyüttüm de... ...böyle strese girdiği zaman bazen böyle şeyler olabiliyor. Kendinizi kandırmayın. Kızın ağzını bıçak açmıyor. Ne dediysem, ne yaptıysam cevap vermedi. Hem rahatsız olmak ayıp bir şey değil ki. Siz mideniz ağrıdığında doktora gitmiyor musunuz? Aynı şey, hepimiz zaman zaman yaşıyoruz böyle depresyon hallerini. Çaresi var efendim. Bakın Nazan Hanım, çok teşekkür ederim ama ben kızımın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Rasim Bey, bunda gurur yapacak hiçbir şey yok. Benim çok iyi tanıdığım, çok sevdiğim bir doktor arkadaşım var. Müsaade edin, çağırayım. Gelsin bir baksın Arzu'ya, ha? Hayırdır, siz birini mi bekliyordunuz? Ben artık sizi geçirsem iyi olur. Hem bayağı da bir vaktinizi aldık. Çok zahmet verdik size, çok teşekkür ediyorum. Peki. Ama eğer yarın da Arzu'yu böyle görürsem itiraz kabul etmem, doktor gönderirim ona göre. Aa, Ömer Bey, sizin bu saatte ne işiniz var burada? Duruşmanız yok muydu? Yarın eve dönmedi mi? Yo, bilmem. Ben sabahtan beri Arzu'cumlayım. Ay, eve geldi de bu kız beni niye aramıyor o zaman? Bakayım. Alo? Kızım neredesin? Rasim amca, bu sırrı senden başkasını açamam diye kızını hastaneye götürmüyorsun. Olmayacak yerine bu sırrı mı veriyorsun? Çaresiz kaldım be evlat. Arzu'yu bırakacak kimse yoktu. Arzu. Hiç halim yok. İlaçlarını içmiyorsun. O yüzden biliyorsun. Biraz daha gayret et. Bak bununla başlayalım. Yarın her şey daha güzel olacak. Hadi al. Kaldır başına.